konuları da. Takip. İptal mi? Ha, kayıtta değilsin şu an. Allah Allah. Kayda girdin mi o zaman? Sor. Tamam. Kulaklık çıktı. Ben Türkiye'de bulunduğumuz için Türkçe olarak yapacağım. Allah-u Teala. Slide'lar İngilizce olacak. İki tarafta. Ben belki de biraz sunumun başlığından hafifçe kayma yaparak şimdi soruma. Doğru bilgi nasıl elde edilir? Onun üzerinde durmak istiyorum. Sıkıntı mı var görüntü? Daha belki konuşmacının burada bir yerde bahsettiği şekilde doğru bilgi hak ve hakikat vardır. Bazılarının iddia ettiği gibi hak ve hakikat bilinemez değil. Öyle söyleyenler kendilerini kendilerindekileri aslında aldatmak istemektedirler. Hak ve hakikat mutlaka ki bilinir. Ve hak ve hakikate ulaşmanın yolları nedir? Çünkü bu düşüncenin mühim bir parçası oluyor. Bunları iyi anlayabilirsek inşallah doğruya hakikata ulaşmamız ve doğru ve hakta sebat etmemiz de çok faydalı olur. Mantık mevzumuzun başlığı olan mantık da bunlardan bir tanesidir aslında. Bu doğruya ulaşmanın yollarından. Doğru bilgiyi elde etmenin kesin ve doğru bilgiyi elde etmenin üç yolu vardır. Bunlardan bir tanesi ne? Selim akıl diyoruz. Akli istidlal. Akıl ile doğru bir şekilde istidlal. Burada mühim olan akıl ile hevai hevesi birbirine karıştırmama. Birçok insanın yaptığı hata budur. Bu noktayı iyi birbirine koymak lazım. Akıl nedir? Akıl ile istidlal nedir? Hevai heves nedir? İkinci yol duyu organlarımız. Beş duyu dediğimiz sağlıklı, sıhhatli, hasta olmayan duyu organlarımız ki görme duyumuz, duyma duyumuz, efendim, tad alma, koklama ve dokunma duyumuz diyoruz. Sağlıklı, sıhhatli olarak bu duyularla elde ettiğimiz bilgilerde işte şüphe yoktur, doğrudur. Dış dünyamızda olan hadiseler bize hakkında bize doğru bilgi vermektedir. Üçüncü yolda doğru bilgiye ulaşmanın bizim ülkemizde haber-i sadık ismi verilen doğru haberdir. Haberin doğru olması mühimdir. Doğru haberde ikiye ayrılır. Bir tanesi mütevatir haber denilen haberdir, bilgilerdir ki haber verenler o kadar çoktur ki, sayısı o kadar çok fazladır ki ve çok değişik tabakalardan, mesleklerden, değişik gruplardan insanlar bunu haber verirler. Böyle haberin de doğruluğunda şüphe yoktur. Abi bunun takibi misali, sıkıntı. Efendim,
Osmanlı Devleti diye bir devlet olduğunu mesela tarihte. Ben görmedim, geçmedim ama mütevatir şekilde bize ulaşıyor ki Osmanlı Devleti diye bir devlet varmış. Efendim, padişahları ve şunlarmış vesaire isimleriyle bunlar mütevatir haberdendir. Kesindir. Tecrübeye gerek yok. İkinci kısmı ise doğru haberin. İkinci kısmı ise mucizelerle teyit edilmiş. Nebi ve Resul olduğu kesinleşmiş muhterem zatların tek başlarına da olsa verdikleri haber, tek başına haber verse de kesin doğrudur. Diğer mütevatir haberde kişinin mütevatir olmaz. Çok kişi o haberde birleşmedikçe mütevatir olmaz. Ama Nebi ve Resuller tek başına da haber verseler onların doğruluğunu göstermiş oldukları mucizeler dediğiyle var. Bu üç yolla kesin, katli, doğruya, hakikate ulaşılır. Şimdi bunlardan birincisi üzerinde biraz daha fazla duracağız mevzumuz itibariyle. Selim akıl dediğimiz doğru akli istidlal. Yok bizde. Hani hevai hevesten ayıracağız dedik ya. Çok mu? Aklın hükümleri bir insan düşünürse, ben Selim akıl sahibi bir insan, üç grubu ayrılır. Birincisi, vacibi akli denilir. Vacibi akli denilenler, nedir? Selim akıl, onun kesinlikle öyle olması gerektiğini, zıddının olamayacağına hükmeder. Mesela nedir? İki sayısı birden büyük. İki sayısının birden büyük olduğuna selim akıl kesinlikle hükmeder. Bunun zıddının doğru olamayacağını kesin itiraf eder. Diğer başka bir misali, bu fizikte de kullanılır. Herhangi bir yerde bir asimetri var ise, simetri bozuluyorsa, o simetriyi bir bozan var. Veyahut bir fiil varsa, o fiili yapan bir fail vardır. Her dilde de, bu arada dil ile düşünce birbiriyle çok alakalıdır. Onun için dili iyi bilmek, iyi kullanmak çok mühimdir. Her dilde, her ne zaman bir fiil kullanılırsa o fiilin mutlaka faili vardır cümlede. Faili olmayan cümleler bozuktur. Akıl böyle bir şey kabul etmez. Bunlar misalleri vacibi akli dediğimizin. İkinci kısmı müstahili akli deniyor veya muhari akli deniyor. Bunu olmasını akıl kabul ediyor. Olamaz. Kesinlikle olamaz. Hiçbir şekilde olamaz diye akıl hükmediyor. Bunlar nelerdir? Mesela tenakuz dediğimiz şeyler. Tenakuz. Mesela bir şey aynı anda bir anda ve bir mekanda hem var hem de yok olamaz. Ya vardır ya yok. İkisi birden olmaz. İkisinin birden olmasına müstahil akli eder. Akıl kabul etmez. Bir şey aynı anda ve aynı zamanda aynı noktada hem var, birisi derse ki hem vardır hem de yoktur, bunu akıl kabul etmez. Buna müstahil akli denir. Tenakuzlar muhaldir. Veya bir sayısı üçe eşit değildir. Bir ile üç farklıdır. Birisi derse ki bir üçtür, üç dörttür derse bunu kabul etmez. Akıl kabul etmez. Müstahil aklidir, aklı oymaz. Kesin yanlıştır. Evet. Veya bunun bir başka misali de teselsül veya devir denilen şeylerin muhal olması akle. Devir nedir? Devir bir şey ikinci bir şeye bir şeyin varlığı ikinci bir şeyin varlığına bağlıdır.
O ikinci şeyin varlığı da birinci şeyin varlığına bağlıdır gibi. Bunu da çok kabul edemez. Teselfil de nedir? Geçmişe doğru efendim sonu olmadan, bir başlangıcı olmadan hadiselerin birbirini takip ederek gitmesi. Bir şey ikinciye bağlı, ikinci üçüncüye bağlı, üçüncü dördüncüye vesaire başlangıcı olmadan. Bunu da akıl kesinlikle kabul etmez, muhaldir der. Ne oldu? Yanlış bir meyve olmaz. Peki, o gelinceye kadar biz devam edelim. Teselsül bir şey ikinciye bağlı. Bir şeyin varlığı ikinciye bağlı. İkinci, birinci neticelendirdi. İkincinin varlığı ise üçüncüye bağlı. Üçüncünün bir dördüncüye bağlı vesaire. Böyle devam edip gidiyor derse birbirimize. Başlangıcı da yok bunun. Bu da aklen muhal. Aklen muhal veya müstahil-i akli denilenlerden. Mutlaka bir yerde bir başlangıcı olması gerekir. Üçüncü kısım aklen mümkün denilen şeyler. Aklen mümkün yoksu. Bunlar da var olması veya yok olması, böyle olması veya zıtlı olması, ikisi de mümkün, akıl cevaz veriyor, olabilir diyor. İlla bir tür, bir şeklinin olması zaruri değil diyor. Bütün yaratıklar, mahlukat bu mümkünat cinsinden. Mesela ben şimdi şu anda elimde tuttuğum şu aleti elimden bıraksam ne olur diye sorsam. Ben bunu elimden bıraktım ama bırakmaya korkuyorum şimdi yine bir şeyle olur burada diye de. Düşebilir. Düşeceğini akıl kesinlikle bunun mutlaka düşmesi gerektiğini akıl söylemez, gerektirmez. Düşmesi mümkünattandır. Mesela uzaya gidiyorlar, uzayda bırakıyorlar, düşmüyor, duruyor. Düşmesi de, burada durması da veya havaya veya herhangi bir şeye gidiyor. Hepsi mümkünattan. Akıl, sadece akıl düşünerek bunun herhangi birisinin diğerine tercihini akıl vacip görmez. Kesinlikle bu böyle olması gerektir demez. Veya öbür türlü olması gerektir demez. Bu gibi durumlarda neye bakarız? Niye bekleriz? Tecrübeye bakarız. Tecrübe ederiz ne oluyor? Tecrübeyle baktığımız zaman bu düştüğü zaman bu düştü deriz. Bir daha tecrübe ederiz. Bir daha düşebilir. 2, 3, 5, 10, 100 düşebilir. Neticede deriz ki adeten düşüyor. Ama düşmesi bunun vaciptir diyemeyiz. Yani akıl ona hükmedemez. Düşmeyebilir. Bu çok mühim. Bu noktayı iyi aklı ile ayırt edebilmek hakikaten çok mühim. Birçok meseleyi, hakikati doğru olarak anlayabilmek için. Birçok insan burada meseleyi karıştırıyor. Aklen mümkün olan birçok şeyi aklen vacip zannediyorlar. Fizik biliminin, fizik bilimi denilen bilimdeki birçok kanun dedikleri, tabiat kanun dedikleri şeyler aslında kanun falan değil, vacip değil. Aklen mümkündür. Aklen mümkün ile aklen vacibi ve aklen hali müstahili çok iyi tespit etmek çok mühimdir. Bunu iyi anlamaya çalışmamız lazım. Yoksa meseleler çok karışır. Birbirine karıştırılır ve biraz da sonra bahsedeceğim gibi birçok felsefi
okulların, filozofların hataları buradan kaynaklanmaktadır, iyi tetkik edilirse. Bazılarının şöyle kısaca bir hülasasını yaparsak, rasyonalizm denilen felsefe ki en eski kaynağıyla Aristotle'a gider ama Orta Çağ Avrupa'sında birçok başka değişik versiyonlarıyla hani Leibniz, Descartes vesaire temsilcileri vardır. Bunların temelinde yatan hata ilk ikisini aklen vacibi ve aklen müstahili muhali kabul ederler. Aklen mümkünü kabul etmezler. Hatta Aristotle'dan bir rivayet var. Bütün fizik şeyleri hiçbir tecrübe yapmadan insan oturduğu yerde düşüne düşüne bulabilir diyor. Yanılgı bulunan, vacip zannediyor. Ve bugün fizik vesaire gibi bilimlerdeki hatanın temeli de buradan kaynaklanmakta aslında. Onun için hatta Batı'da fizik kanunu diyorlar. Bunun değişmez olduğunu zannediyorlar. Bunların aklen zaruri ve vacip olduğunu biraz evvel bir misali verdim zannederek de. Daha sonra bu düşünce Orta Çağ'da böyle devam etmiş gelmiş. Daha sonra daha doğrusu Orta Çağ denilen şeyle biz Orta Çağ demiyoruz da onların tasdikiyle Orta Çağ diyorlar. Evet. Empirisizm diye bir felsefi ekol gelişmiş. Bunlar da bunların tam tersine bu Rönesans zamanında Galileilerin bazı tecrübi tecrübeler yaparak, tecrübelere istinad ederek efendim bugünkü modern fiziğin temelini atmaları ile başladığı söyleniyor. Bunlar da tam tersine aklen vacibi inkar ediyorlar. Aklen vacip diye bir şey olmaz diyorlar. Ve hatta bunların ileri gidenleri muhali de inkar ediyorlar. Aklan muhal de olmaz. Her şey mümkünattandır diyorlar. Onlar. Her şey mümkündür. Sadece tecrübeyle bilinir. Tecrübeyle bilinmeyen şey yoktur diyorlar, olmaz diyorlar. Oysa ki insan hakikaten senin bir aklıyla düşündüğü zaman bilincinin ne kadar doğru, sağlam olduğunu çok kesin bir şekilde anlar oysa ki. Bu iki ekolünde rasyonalizm de denen veya empirisizm denen ki empirisizmin devamı pozitivizmdir. Ne kadar büyük hatalara istinad ettiğini anlar. Empiristlerin daha sonrakileri mecbur olmuşlar aklen muhali itiraf etmeye tenakuzun batıl olduğunu kabul ederler birçokları. Ve formal logic denilen matematik mantığıyla da alakası vardır. Onun doğruluğunu kabul etmek zorunda kalmışlar. Oysa ki formal logic denilen eski tabiriyle suri mantık onun doğruluğunu kabul etmek aslında aklen vacibi de kabul etmeyi gerektirir iyi düşünürse. Ve bu iki ekolünde meşhur en meşhur iki ekol hatalarının temelinde bunun yaptığı anlaşılır. Doğruya, hakka nasıl ulaşılır? Aklen vacip, aklen muhal, aklen mümkün olan şeyler. Ve bunları iyi anlamak aralarına çok iyi tepki gelir. Mantık, akli istidlalin bir parçasıdır, bir kısmıdır. Ve bugün bize ulaşan mantığın, bugün mantık dediğimizin bize ulaşan kısmıyla benim Eflatun'a falan da gider ve ellerdeki en şey kitaplar vesaire Aristoteles diye ona gider. Mantığı ana hatlarıyla ikiye ayrılır onun mantığı. Daha kısımlar da vardır da ben fazla tavsiyelerine girmiyorum. Bir tanesine İngilizce'de material logic diyorlar ki bizde bu tasavvurat diye bilinir. Mantığın tasavvurat kısmı. İkincisine formal logic derler ki bizde tabiri tasdikat
denir. Tasdikat diye girmiştir. Bu material logic denilen veya tasavvurat denilen şeyde birçok hatalar ve problemler vardır Aristotle'dan gelen. O da gene deminki şeyle alakalıdır. Hatasıyla, ilime ulaşma yollarındaki hatasıyla mümkünatı inkar ettiği için her şeyin zaruri olarak öyle olması gerektiğini zannettiği için akıl ile her şeyin hakikatinin anlaşılabileceğini zannetmiş ve bir material logic veyahut da tasavvurat dediğimiz şeyleri yazmış ve bunlar geliştirilmiştir. İkinci kısmı ise formal logic denir, tasdikat denilen kısmı işte mantığın sağlam tarafı budur. Burada hata olmaz. Mantık bu tasdikat dediğimiz veya formal logic dediğimiz mantığı kullanılarak yapılan istidlaller ve varılan neticeler eğer baştaki mukaddimelerimiz doğru ise kesin doğrudur. Baştaki mukaddimelerin doğruluğu ayrı bir hadisedir. Mantık oraya karışmaz. Formül olacak. Seni dinlendireyim. Tasdikat, baştaki mukaddime olarak aldığımız kadıya deriz biz. Bunun Türkçe'de ne diyorlar? Onların doğruluğuna mantık karışmaz. Mantık sadece o önermelerden yola çıkarak mantığı formül vaciyi doğru kullanırsanız ki akıl o formül vaciyi kümlemi de tasdik eder, doğru neticeye varırsınız. Şimdi biraz da matematik mantığına gelelim. Mevzumuzun ismi oydu ya. Ben de kendim de matematikçi olduğum için hatta doktora tezimde çok ilgilendiğim için matematiğin temelleriyle alakalı bir tez şey yapmıştım. Matematik mantığında sadece suri mantık, formül logic vardır. Material logic kesinlikle reddeder. Yoktur matematik mantığında bu. Ancak dedik ki bu suri mantık, formül logic doğrudur. O bakımdan matematik mantığı doğru bir iş yapmıştır. Ancak bununla beraber birçok hataları da eski mantıkta bazı olan, bazı olmayan hataları da sokmuştur içine. Bunlardan birisi mesela efendim İngiltere'de infinity felsefede iki yerler. Actual infinity derler, potential infinity derler. Bizim Türkçedeki tabiriyle bil kuvve sonsuz veya bil fiil sonsuz. Bil fiil sonsuz vardır diyor matematikte. Ve onun temelini atmak için çok uğraşmışlardır ki yanlışlardan bir tanesi budur. Bil kuvve sonsuz olur ama bil fiil sonsuz olmaz. Yani sonsuz tane dedikleri, sonsuz tane diyorlar. Aslında adet değildir sonsuz. İyi düşünürse adet değildir. Adetin ne olduğu düşünüldüğü zaman sonsuzun sayı adet olmadığı anlaşılır. Efendim, onlar diyorlar ki sonsuz tane şey bir küme halinde mevcut olabilir. Bu aklen muhaldir. Buna birçok deliller getirebilir. Zaman olmadığı için fazla detayına girmeyeceğim. Bunun neticesi olarak da kontinuum dedikleri bir şey var. Bunun var olduğunu iddia ediyorlar ve bunun varlığının iddialarına, öyle iddia ediyorlar ya, iddialarına temel getirmek için, temel teşkil edebilmek için bu matematik mantığı ve matematiğin temelleri isminde bir sürü şeylerle ilgilenmişler, bir sürü yazılar yazmışlar, değişik felsefi ekoller meydana getirmişlerdir. Kontinuum meselesi de Aristotle'a dayanır, hatası da. Aristotle'dan gelir. Diyor ki, bir şey bölebilirsiniz ikiye, onu da bölebilirsiniz, onu da bölebilirsiniz. Bölebilirsiniz de bölebilirsiniz. Bu
sonu gelmeden bölmeye devam edebilirsiniz. Buna continuum deniyor İngilizce'de. İngilizce'deki tabirini bilemiyorum. Kusuruma bakmayın. Yani bir mesafeyi alırsanız, bu mesafenin veya bir parça, bir cisim alırsanız sonsuza kadar bölünebileceğini söylüyorlar, iddia ediyorlar. Buna continuum diyorlar. Bu şey efendim Avrupa'da Thomas von Aquinas vesaire gibi filozoflar tarafından da kabul edilmiş. Devam ettirilmiş. Ve günümüzdeki modern matematiğe de bu kapağı sokulmuştur maalesef. Dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesidir. Matematik mantığını yapanlar da bir sürü problemlerle karşılaşmışlar, çözememişlerdir. Çözemeyince değişik felsefi gruplara ayrılmışlardır. Ana hatlarıyla birçok vardır da validistik denilenler, mantıkçılar denilenler var ki Bertrand Russell, daha sonra Quine vesaire gibi matematikçiler, efendim birçok meseleler vardı, çözememişlerdir, bırakmışlardır. Formalistler vardır ki bunlar da küme teorisi, set teorisi taraf şeyleridir. Bunlar da Zermelo-Frankel küme teorisi denilen bir grup vardır. Değişik şey, efendim von Neumann, Bernays vardır, Gödel. Bunlar da formalistleri şey yaparlar ki bugün günümüzde en çok matematik mantığında, matematik öğretisinde bunlar kabul edilirler. Bunların öğretileri öğretilir, ekseriye. Üçüncü grupta intuitionist denilenler veya constructivist denilenler ki bunlar da matematikçilerden Hollandalı Brouwer efendim veya Bishop. Brouwer intuitionisttir. Bishop constructivisttir. Aralarında da gene ufak tefek farklılıklar vardır. Fazla girmeyeceğim. Evet. Bugün en çok okullarda, üniversitelerde öğretileni Zermelo-Frankel set teori, küme teorisi denilenidir. Bu formalistlerin en temel, yani hataları çok önemli, en temel basit olarak görebileceğiniz hatası şudur ki matematiğin temeli matematik mantığıyla küme teorisine dayanır derler. Bir matematik mantığı kitabını alırsanız, bu mevzuda yazılmış, mutlaka başlamadan evvel başına bir giriş yapar. Der ki, intuitive set teori, küme teorisinden önce bahsedeceğiz. Çünkü set teoriyi, küme teorisini anlamadan mantığı yapamazsınız der. Bunu anlamak gerek. Gelin bir de set teori veya küme teorisiyle alakalı yazılmış bir kitabı alın. Bakın içine daha başında bir giriş bölümü vardır. Der ki intuitive logic der, mantık. Çünkü mantık olmadan küme teorisi yapamazsın der. Ne oldu? Başta bahsettiğimiz devre geldi aslında. Bunların mantığı küme teorisine dayanıyor, küme teorisi mantığa dayanıyor aslında. Tam bir temel yolu. İçinde birçok paradoks ismini verdikleri şeyler, bunlardan bir tanesi en mühimli olan Hermann-Schön paradoks dedikleri ki iyi anlaşılırsa bunun şeysi, muhtemeliyatı hatanın ne olduğu da anlaşılır. Bununla alakalı kendileri Batı'da bu matematik mantığının matematiğinin temelleri ki analysis denilen veya calculus denilen ismiyle daha çok alakalıdır. Temelini atmak için uğraşmışlar. Bu continuum'u dedikleri şeyi ispat etmeye çalışmışlar. Her şeyin sonsuz bölünebileceğini iddia ettiğinden ve bunun temeli varmış gibi gösterirler her yerde. Bahsetmezler. Kendileri içinden Alman matematikçisi Hermann Weyl. Almandır aslen. Bu temelleriyle, matematiğin temelleriyle ilgilenmiş, çok araştırma yapmıştır. Daha sonra Amerika'da, Princeton'da Advanced Studies denilen yerde görev yapmıştır. Onun yazdığı The Continuum diye kitabı vardır. Yani demin bahsettik ya, Continuum diye. Onun birinci sayfasında hani preface, yani ön söz diyelim,
Orada birinci sayfasında aynen burada gördüğünüz sözleri İngilizce söylüyor. Tercüme edersek kısaca diyor ki bu kitabın maksadı diyor, benim kendi yazdığı kitabımdan bahsediyor yani o konfüçyüs isimli kitaptan bahsediyor. Diyor ki bu kitabın maksadı analiz denilen matematiğin bir branşı. Analizin sağlam bir kaya üzerine, ki sağlam kayayı bakın tırnak içine almıştır kendisi. Sağlam kaya diyor, sağlam değil yani demek istiyor. Sağlam kayayı analiz edin üzerine inşa edildiği, yani analizin denilenin temeli olan demek istiyor. Sağlam kayanın efendim kayanın anlatmak değildir demek istiyor. Yani sağlam kaya olmadığını ima ediyor. Aslında diyor, bunun temelleri diyor, sahte, sağlam bir kaya değil, sahte, tahta bir temelleri vardır diyor. Öyle bir temeldir ki, hem okuyucuyu yani bu kitabın hem de bu kitabın yazarını, beni demek istiyor, kendisi söylüyor yani beni derken, kendisini bu analizin temeli olduğunu inandırmaya götürebilir diyor, inandırabilir diyor. Zannedebilir temeli olduğunu diyor. Bunun yerine ben bu kitapta diyor, bu evin yani analiz matematiğin, analiz evinin aslında büyük bir kısmının kum üzerine kurulduğunu göstereceğim diyor. Yani temelleri sağlam değil diyor. A large degree built on sand. Kum üzerine kurulduğu. Sonra devamlı diyor ki, ben zannediyorum ki diyor, bu kaygan temeli biraz sağlam kazıklarla biraz destekleyebilirim zannediyorum diyor. Yalnız şunu unutmayın ki diyor, bugün genel olarak çok kesin ve kat'i zannedilen birçok şeyi, ki yani matematiğin analizin temelinde birçok şeyi aslında destek veremez benim bu koyacağım desteklerde diyor. Destekleyemez, sağlam temel veremez. Gerisini bırakıyorum ben diyor. Gerisini yapmayacağım. Çünkü başka bir yol görmüyorum diyor yapılabilecek. Bu işte uğraşanlardan bir tanesi ve çok az da olsa doğrunun bir kısmını itiraf edenlerden bu Hermann Weyl. Olabilirsiniz bu kitabı. Bilmiyorum Türkçe'ye tercümesi var mı? Matematik mantığındaki hataların başlıcalarından bir kısmı eski felsefede atom ismi verilen, bugün kuanta denilen şeylerin varlığını inkar. Bugün modern fizikte de mesela, kuantum denilen şeyde de keşfettikleri gibi bölünmez parçalar var. Sonsuza kadar bölünemiyor. Kuantum diyorlar. Buna eski filozoflar eskiden atom demişler. Bölünemeyen parça. Yani kontinuum olamaz. Kontinuum bir şey yok. Mutlaka bir bölünemeyen bir parçaya ulaşılıyor. Bölünemeyen bir parçaya atom demişler eskiden filozoflar. Daha sonra tam tarihini bilemiyorum. Tarih hocası profesörlerimiz belki derden daha iyi. 19. yüzyılda atom keşfedildiği zaman bugün atom denilen şey keşfedildiği zaman fizikçiler demişler ki bulduk demişler o bölünmeyen parçayı. Ve ismini atom koymuşlar. Bir parça bulmuşlar. Bugün atom denilen şeyi fizikte değil mi? Bulunca onu bölememişler. Bölemeyince demişler ki o eski filozofların atom dediği şeyi bulduk demişler. Atom demişler ismini bulduklarına. Daha sonra oysa ki o atomu bölmüşler fizikçiler. Parçalamışlar. Ondan sonra
bugün fizik kitaplarının birçoğunda bunu görürsünüz. Derler ki, eski filozoflardan atomistler hata yapmış, atom bölünemez demişler, atomu böldük biz demişler. Oysa ki iyi düşünürseniz, hata yapan atomistler değil, hata yapan fizikçilerin kendisi. O buldukları şeyi 19. yüzyılda bölünmeyen olduğunu zannederek ona atom ismi vermekte hata yapmışlar. Oysa ki o eski filozofların atom dediği illa o değil, bölünemeyen neyse odur atom diyorlar. Atomistler dediğinde bölünemeyen vardır. O bölünemeyen neyse atom odur. Asıl hata yapan fizikçiler orada. Sonradan kuantum ismi adında kuantum fizik efendim bölünemeyen parçaları bulmuşlar. Elektron bölünemez mesela vesaire. Şeyler var. Matematik ise bölünebilirliğinden sonsuza kadar bahsediyor. Hatta kuantum fiziğinin ilk keşfedenlerinden Alman fizikçi meşhur Bernard Heisenberg bir yazısında birçok problemlerle, matematiksel problemlerle karşılaştıkları zaman diyor ki bizim problemlerimizden bir tanesi mesela fizikte hızı nasıl tarif ediyoruz? Onunla alakalı. Hızı nasıl tarif ediyorsunuz? Ediyorlar fizikte. Yol diyorlar. Yolu birinci türevi diyorlar değil mi? Türev diyorlar Türkçe'de. Derivative deniyor İngilizce'de. Orada ne yapıyor? Bir türev denilen şeyin tarifinde ne yapıyor? Bir limit diyor. Limit alıyor efendim. Artık hangi sümbolü kullanırsam ekserikte delta t kullanılır. Bizim İngilizce editöretine benim kullanmayan bizi değil de. Orada biz onu kullanıyoruz. Evet. O delta t sıfıra doğru giderken yani küçülüyor, daha küçülüyor, daha küçülüyor, daha küçülüyor, daha küçülüyor. Problemimiz buradan diyor Bernard Heisenberg. Çünkü diyor bölünmüyor, bir yerde duruyor bu diyor. Kuantuma geliyor, orada duruyor. En küçük bir enerji şeysi var mesela, kuantası var. Veya elektron bir yere geliyor, duruyor. Daha fazla bölünmüyor. Eskiden mesela klasik fizikte anlatıyordu işte bir kapasitör kondansatör mesela bir direnç üzerinden pil ile yüklerseniz efendim exponential bir şekilde böyle nihai şeye yükseler ama hiçbir zaman ona ulaşmaz. O nihai voltaja ulaşamaz. Kondansatördeki voltaj diyorlar. Oysa ki bu eski fizikte continuum şeyine göre şarjların yüklerin kendi iddialarına göre sonsuza bölünebileceğine dayanan bir nazariye veya iddia. Oysa ki kondansatörü dolduran elektronlar geldiği zaman en sonunda neticede bir yerde bir tek elektron noksan kalır. O bir tek elektron da geldiği zaman tam nihai voltaja ulaşır. Bunlar o daha evvel bahsettiğim continuum hatasından, continuum'un var olduğunu iddia etmelerinden. O da nereden? Efendim demin dedik ki bir mesafe sonsuza kadar bölünebilir diye iddia etmelerinden kaynaklanan bir hata. Ve matematik mantığına da girmiş. Hatta matematik mantığını onun temeline atabileceklerini zannettikleri için geliştirilmiş. Bunun gibi bir başkası da yine aynı matematik mantığının hatalarından tabii doğrusu her şeyin bir başlangıcı olması gerekir. Sonsuza kadar gidemez. Ve dolayısıyla kainattaki mevcut her şey, biz gibi her bir şey, üniversite binası vesaire, dünya olduğu gibi bütün kainatın da bir başlangıcı olması gerekir. Sonuç olarak formal logic denilen veya eskiden suri mantık denilen mantık çok kesin ve doğru kat'i neticelere varan bir alettir. Çok mühim anlaması
ve bunu doğru tatbik etmesi çok mümkün. Doğru tatbik edilirse bu mantık, suri mantık, dosdoğru tatbik edilirse, iyi yapılırsa ve doğru mukaddimelerden veya önerge, bir demiştiniz? Doğru önermelerden, doğru mukaddimelerden, kadıyelerden yola çıkılır ve doğru olarak suri mantık uygulanırsa mutlaka doğru netice yapılır. Kesin doğru netice. Allah belanı versin. Bu kısmı matematik mantığın içindeki bu kısımda doğrudur. Ama ilaveleri vardır. Başka ilaveler yapmışlardır, hatalar onlarda vardır. Ama matematik mantığın içindeki bu kısmı, size bahsettiğimiz suri mantık denilen kısmı doğrudur. Ve bu meselede aslında bizim kendi kültürümüze ait olan asıl temelleri daha 1400 sene önceden 1400 sene önceki bilgilere dayanan ve 1400 sene önceki büyük bizim Eş'ari ve Maturidi dediğimiz imamlarımızın, alimlerimizin koydukları usuller en doğrusunun en sağlam olduğu anlaşılır ve başta da bahsettiğimiz gibi her insan, düşünceyi düşünebilen, aklını doğru kullanabilen her insan aklıyla düşündüğü zaman aslında aklın hükümlerinin üçe ayrıldığını da çok kolaylıkla anlayabilir doğru olduğunu ve bütün diğer batı felsefelerinden vesairedeki hataların da temelini anlayıp onlara aldanmaz inşallah. Evet. Bu kadardı. Bizim zaman